64. bölüm, 64. bölüm. Türk, Hazarlar, Hazar Türk İmparatorluğu, Hazar Türk Hanlığı. 64. orijinal kaynak. Orijinal kaynak. Dedik ya, her bölüm bir kitaptır arkadaşlar. Değişik bir orijinal kaynaktır. Orijinal kaynaktır. Hazarlar, Hazarlar. Hazarlar, oyun bozarlar. Oyun bozarlar. Bütün dünyadaki tarihçinin, sözde tarihçinin hepsinin oyununu bozar Hazarlar. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Neler çıkıyor her hafta? Her hafta değil mi? Bir şeyler çıkar. Onun için saklamışlardır Hazar tarihini. Onun için saklamışlardır yani. Ya. 64. kitabımızı okuyalım. Kitabımızı okuyalım, konuşuruz. Konuşuruz biraz. Orijinal kaynaktır. Kaynakça Cengiz Altın. Arkadaşlar kitabımızın ismi Britanya'nın incelenmesi. İncelenmesi ve en iyi yapıtlardan tercüme edilerek seçilen başlıklar. Seçilen başlıklar. Arkadaşlar kitabın yazılı tarihi 1861. 1861. Britanya'nın incelenmesi ve en iyi yapıtlarından tercüme edilerek seçilen başlıklar. Seçilen başlıklar. Ne demişler bakalım. Çok sayıdaki boylar Aryan olarak bilinenlerin çoğunluğu Kafkasya'dan gelmiştir. Bunlar Kuzey Kafkasyalılar. Bunların bir kısmı Tarek Vadisi'nde kalmışlardı. Geri kalanları bütün Avrupa'ya yayılmışlardı. Diğer barbar gruplarla karışmışlardı. Bunların ilk isimlerinin çıktığı zaman efemer zamanıydı. Bunlar çok kuvvetliydiler. Tekrar okuyoruz. Gene barbar demişler. Çok sayıdaki boylar Aryan olarak bilinenlerin çoğunluğu Kafkasya'dan gelmiştir. Bunlar Kuzey Kafkasyalıdılar. Bunların bir kısmı Tarek Vadisi'nde kalmışlardı. Geri kalanları bütün Avrupa'ya yayılmışlardı. Diğer barbar gruplarla karışmışlardı. Bunların ilk isimlerinin çıktığı zaman efemer zamanıydı. Bunlar çok kuvvetliydiler. Bütün boylar bir konfederasyon altında birleşiyordu. Birleşiyorlardı. Bu gruptan olan Çuhutlar veya Finliler. Daha sonraları Kimmerler. Burada Finliler Baltık Denizi'nin kıyılarına ve dağlarına yerleştiler. Bu Kimmerler daha sonra Hazarların içinde dağıldılar. Bunlar dışında diğer İskit grupları da. Buralarda kölelikten ayrılanlar İngiltere'ye gelip Jutland ve çevresine. Burası çok ilginç arkadaşlar. Çok ilginç. Ben dedim ki İngiltere bir Türk imparatorluğudur mu ya? İngiltere özüyle. Bak dedim Hazarlar neymiş? Neler çıkartıyor Hazarlar? Bütün boylar bir konfederasyon altında birleşiyorlardı. Bu gruptan olan Çuhutlar veya Finliler, daha sonraları Kimmerler, burada Finliler Baltık Denizi'nin kıyılarına ve dağlarına yerleştiler. Bu Kimmerlerle daha sonra Hazarların içine dağıldılar. Bunlar dışında diğer İskit grupları da buralarda kölelikten ayrılanlar İngiltere'ye gelip Jutland ve çevresine ve değişik bölgelerine yerleştiler. Bazıları da Pagra pasajını kullanarak Sinop bölgesine yerleştiler. Devamında İskit orduları Mede bölgesini
Mede bölgesini ve Batı Asya'yı tamamen darmadağın ettiler. Bu olayların olduğu tarih, milattan önce 603 ve 605 yıllardır. Herodot'un yazdığı kaynaklarda Hazarlar İskitlilerin bir boyudur demiştir. Türk Turan'dır. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu bir daha okuyalım ya. Ve değişik bölgelere yerleştiler. Bazıları da Pagra pasajını geçerek, kullanarak Sinop bölgesine yerleştiler. Devamında İskit orduları Mede bölgesini ve Batı Asya'yı tamamen darmadağın ettiler. Bu olayların olduğu tarih milattan önce 603 ve 603 ve 605 yıllarıdır. Herodot'un yazdığı kaynaklarda Hazarlar İskitlerin bir boyudur demiştir. Türk Turan'dır. Nokta. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben demiştim İngiltere arşivini açamaz. Bakın İngiltere arşivini açamaz demiştim. Herkes açtı. Herkes açtı ama İngilizler yok. Meydanda yok İngilizler. Gördünüz mü? Bu da 64. orijinal kitaptır. Dedim ya. Nereye bakarsanız bakın dünyada her taraf Türk Turan çıkar. İşte onlar da saklı İngilizler. İngilizler de saklı ya. Dedim nereye kadar saklayacaksın bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Anlatılan tarihleri. İşte onun için diyorum arkadaşlar her zaman söylüyorum. Hazar tarihini saklamanın bir sebebi vardır ya. Saklamanın, konuşulmamanın, dünyada, medyada fazla göstermemenin bir sebebi var işte. İşte bundan dolayı. Çünkü İngiltere kalkıp diyecek ki ben Türk'üm diyecek arkadaş yahu. Düşün işte. Daha önce anlatmıştım o bölgeye gelip orada da hatta kadın han var. Boadesi Romalılara karşı savaş. Milattan önce 1. yüzyıl ya bu Boadesi ismi Boadesi ya. İngiltere'de ya. Bunu şey anlatmıştım galiba. Brutonlardan anlatmıştım arkadaşlar. Hoş her zaman söylerim ya. İngilizler hep kaçar işte. İşte onun için Hazar tarihi çok önemlidir ya. Çok önemlidir. Bak 64. işte arkadaşlar. 64. orijinal kaynaktır. Dedim ya her bölüm bir ayrı kitaptır. Ana becedir. Şimdi anlıyorum arkadaşlar. Gerçekten öyle şeyler çıkıyor ki görüyorsunuz diye. Geçen öyle çıktı. Ermeni öz Türk oldum. Gürcüm öz Türk oldum. Bütün Kapkaçan öz Türk oldum ya. Üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum ya. Bu tarih saklanır mıydı böyle? Arkadaşlar Hazar'ın başlangıcı var da sonu yok ya. Hazar İmparatorluğu ha devam ediyor. Dünya her zaman devam ediyor ya. Ama bir dedim ya işte bir Gürük bunun konuşulmasını istemiyor. İstemiyor ama dedim çıkartırız. Türk Turan tarihi bambaşka bir şeydir. Bambaşka bir şeydir yani. Ezer geçer. Dünyanın tapusudur. Nokta. Gece yayında görüşürüz. Hoşça kalın.